O insanlarla buluşan Atlantik cephesinin en koyu ve en piyon unsurlarıyla birleşir. Yani Ümit Özdağ 13 kere İsrail'e gidiyor. Pasaportunda bunun 6'sı gösterilir, 7'si şeydir. Bunu kendisi ülkücü gençlik liderlerine kendi ağzından söylemiştir. Zaten siz haberlerde de gösteriyorsunuz. Evet. Mossad'la falan görüştüğünü inkar etmiyor. Görüşebilir, ona da bir şey demiyorum ama o görüşmeler hani Mossad'dan bilgi almak için falan bir devlet adamının veya da bir parti liderinin görüşmeleri gözükmüyor. Politikalarından görüyoruz. Ümit Özdağ Türkiye'de Suriye ve Afgan düşmanlığı yaparak tam Mossad'ın ve CIA'nın siyasetlerini ve temsil ediyor. Hem de şey düzeyinde, fedai düzeyinde. Yani bugün Türkiye'de Suriyeli düşmanlığı, Afgan düşmanlığı arkasını Amerika'ya ve İsrail'e dönüyor. Ve Türk milletinin de arkasını, yani İsrail, Amerika düşman değil, sizin düşmanlarınız. Değil mi? Ortalığa düşüyor, çarşılarda, pazarlarda dolaşıp. Hiç onun siz Amerika'yı ve İsrail'i, Türk milletine hedef gösterdiğini gördünüz mü? Hep Afganları, hep Suriyelileri. İşte bu Amerika-İsrail planı. O kaos planının bir parçası. E şimdi bak yuvarlandı, nereye geldi? İsrail onların kulağını çekti ve Amerikan cephesiyle birleştiriyor. Öbür tarafa girerse de oraya ajan olarak girecekler. Bakın orada da tıynetlerini gösteriyorlar. Bana Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı ver falan. Tayyip Erdoğan da bu hatayı yaparsa başına belayı sarar. Öyle bir ihtimal mi? Duyun mu? Ya ben öyle bir hata yapacağını zannıyorum. Çünkü yanında Devlet Bahçeli var. Yani Devlet Bahçeli onların İsrail bağlantılarını falan ortaya koyuyor. Evet. Ondan sonra şimdi Devlet Bahçeli'yi çiğnemek olur o. Devlet Bahçeli'yi bölen, MHP'yi bölen adamları hükümete aldığın zaman ya MHP ile beraber olacaksın ya MHP'yi bölenlerle. İkisiyle birden beraber olamaz. Evet. İhtimal yok. Bunlar MHP'yi bölüp de ondan sonra pişman olup gelen unsurlar değil. O MHP'yi bölen karakterleriyle gelirlerse gelirler. Onun için ben Sayın Tayyip Erdoğan'ın bugün Sinan Ogan'ı kabul edip görüşmesini bile vahim bir hata olarak görüyorum. Kendilerini lekeliyorlar, çok açık söyleyeyim. Yani buralarda oy almaya yönelik tavırlar değil, hayır biz onlarla görüşmemiz mümkün değildir. Çünkü onların kimliği budur. Çünkü o zaman MHP ile nasıl beraber götüreceksin? İlk öyle demiş gibi. Bakın MHP bir daha bir şeye açmaza giriyor. Nerede girdi? Hüdapar girerken boyun eğdi. Şimdi bir de Sinan Oganları alıp burada bilmem bakanlık bilmem ne falan verirlerse o MHP'nin iflası olur. Kendisini bölenlerle tekrar birleşiyor falan. Sizin tutumunuzu sorgulatır mı? Yani sizin aldığınız kararı değiştirir mi diyelim böyle bir anlaşma? Yok, değiştirmez. Ya bu çok kalın hatlar başka bir şey. O kalın hatlar içerisinde yapılan yanlışlar başka bir şey. Bakın onun için baş çelişme ve çelişmeler diye felsefi kavramlar var. Değil mi? Stratejide bir baş çelişme var. Bir de alt çelişmeler var. Tali, ikincil çelişmeler var. Mevziler baş çelişmeye göre kuruluyor. Karşı tarafta İngiliz, Fransız orduları var. Bu tarafta Türk milleti ve Türk ordusu var. Ama Türk milleti ve Türk ordusu içinde de çelişmeler var. Nutuğu okuduğumuz zaman baştan sona Atatürk o çelişmeleri anlatıyor. Türkiye cephesindeki çelişmeleri anlatıyor. Onlar var. Ama onlar var diye sen o Türkiye cephesinden vazgeçemezsin.